Filipinler'de 12 Ocak'ta patlayan Tal Yanardağ'ın bulunduğu Volka Adası'ndaki yerleşimler taşınacak. Filipin yönetimi Yanardağ'ın bulunduğu Batangas eyaletinde risk altındaki dört köyü yerleşime kapatmaya karar verdi. Bu kararla bölgede yaşayan 6 bin nüfusun başka yere taşınacağı açıklandı. Yetkililer zaten adanın Milli Park statüsünde olduğunu, bu nedenle yerleşimlerin yasal olmadığını vurguladı. Geçtiğimiz günlerde yeniden faaliyete geçen Yanardağ patlamış, iki kişi yaşamını yitirmişti. 14 kilometre mesafede yaşayan 82 binden fazla kişi uzak bölgelere tahliye edilmişti. Yeniden lav püskürtmeye başlayan dünyanın en küçük yanardağ Tal, Filipinler'deki 24 aktif volkan arasında yer alıyor. Filipinler, Pasifik'te ateş kuşağı olarak adlandırılan depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay üzerinde bulunuyor. Filipinler Volkan ve Deprem Bilim Enstitüsü Taal Yanardağında yeni bir patlamanın her an yaşanabileceği uyarısında bulundu.